HŞK TV izleyicileri hoş geldiniz. Bugün de YouTube kanalımız için sokaktaki insanlara bize aşk tarif edebilir misiniz diye sorduk. Çok da romantik oldu. Hadi izleyelim. Bize aşkı tarif edebilir misin? Tarif edemem galiba. Neden? Yaşatırım. Edemem galiba. Yaşatırım. Neden? Yaşatırsın. Vay, harika. Peki ne hissediyorsun aşk olunca? Ya içim içime sığmıyor. İçim içime sığmıyor. Sensiz yeryüzüm gülmüyor. Aşkı yaşanır. Yani yaşanacak bir şey yani aşk. Aşk nasıl yaşanır? Bilmem, gençler nasıl şimdi bilmiyorum nasıl yaşıyorlar. Siz hiç aşık oldunuz mu? Olmadım. Olmadınız. Ha, görücü usulü oldu. Öyle olmadım. Mi? Değil evet. Mi? Ay orada aşık. Bir şey konuşmam gerekiyor değil mi şu an? Çünkü mikrofon bende şu an, söz bende. Ben aşkı tarif edeyim mi sana? Ya da şey, böyle üç kelimeyle falan anlatayım. Yani benim için şu anda geçerli olan şey oluyor galiba. Mesafe, ondan sonra güven ve sadakat. Bize aşkı tarif edebilir misiniz? O zaman ben deneyeyim de şöyle bir... Çok değişik yerden geldi. Hiç böyle bir soru beklemedim. Aşk bence emek, sevgi ve fedakarlık. Bence bu üçü. Evet, bence de. İlk ne zaman aşık oldunuz? Ya, o çocukluk aşkları ise ya, ilkokul çağında tabii ki illaki oldu hepimizinki gibi. Gayet masumane olanlardan. Bize aşk tarif edebilir misiniz? Ya akşam akşam bayağı zor soru ya. Evet, bence de çok zor. Yani bir, iki kelime olabilir, üç kelime olabilir. Aşk bir göldür, içinde kazlar yüzer. Yani ne demek oluyor bu? Artık siz düşüneceksiniz bu gerisini. Sizin için aşk nedir? Size ait. Ay babam, nasıl tarif etsem bilemiyorum. Aşk güzellik diyeyim, hayat diyeyim. Değil mi? Evet. Evet. Mutluluğun kaynağı evet, olabilir. Evet. Aşk nedir? Ay çok yanlış kişiye sordum. Ya aşk nasıl diyeyim? İki insan birbirini sevmesi yani. Karşılıksız, güvenmesi. Bence böyle. Hani sizin nasıl... için sadece bunu mu ifade ediyor? Ya bende sevgiden ziyade daha çok güven. Güven. Yani bir ilişkide evet, bence güven daha önemli. Aşktan ziyade aşklar evlenince biter diyorlar ama ya bu birazcık istisna gibi geliyor bana. Yani dediğim gibi ya güven önemli. Taha, senin için aşk nedir? Aşk yok diyor. Aşk... Dur, terliğim çıktı. Çarpıldım. Ay merhaba. Bay bay. Öpücük attım yanlışlıkla ya. Öptüm de yani çocuğu öptüm yalnız. Aşk bir insanın eline dolu silahı verip seni vuracağını beklemektir. Bu kadar ciddi olabiliyorum, düşünsene yani. Ya bence aşk kavuşamamak. Ya bence. Kavuşamadın mı? Hayır, hiç kavuşamadım henüz. Ya ben aşkım... de kavuşamıyorum. Ne zaman aşık oldun? Ne zaman? Bu yıl içinde aşık oldum. Öyle mi? Evet. Ve kavuşamadın. Hayır, hala kavuşamıyorum. Kavuşamamak dışında aşk neyi ifade ediyor senin için? Ya çok sevmek, hani sevmekten öte böyle güvenmek. Hani dedi ya az önce, güvenmek daha önemli diye. Güvenmenin ötesine geçiyorsun böyle. Seviyorsun ve üstüne güveniyorsun. Bence bundan üstüne güzel hiçbir şey yok. Bence aşk iki ayrı vücutta tek bir ruh olmaktır. Yani ay çok duygusalsın. Balık burcu mu? Yok, hayır, terazi burcu. Terazi. Evet. Benim de yükselenim terazi. Ama hiç öyle duygusal düşünmemiştim. Yani ne kadar dengesiz olsak da burcum olarak ne kadar dengesiz olsam da aşk bir dengeyi sokuyor yani. Valla aşk sevgi. Saygı diyelim. Kısaca eşiniz oluyor eşimiz sanırım. Eşimiz oluyor mi? Evet. 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 Sizin için aşk nedir? Sevgi, saygı, beraberlik. Eşim. Çocuklar. Çocuklar.
Tamam. Aşk mutluluk sonuçta. Yani mutlu olduğunuz her şeye aşık olabiliyorsunuz. Sevdiğiniz her şeye aşık olabiliyorsunuz. Sadece canlı değil. Kediniz, köpeğiniz, etraf, her şey aşkınız olabilir. Onun için sevmesini bilmek gerekiyor bence. Evet. Sevdikten sonra nasıl şey... sevdiğinize bağlı bir şey değil mi? Tabii ki, tabii ki sevdiğinize bağlı şey. Sevdiğiniz her şey aşkınız sonuçta. Aşkım diye bir kuşunuzu da sevebiliyorsunuz. Aşkım her yer aşkım. Benim aşkım. Öyle. Tamam, teşekkür ederim. İnsanlar mesela soru sorabilir miyim dediğim zaman hayır diyorlar ya, hayır deyince de gülesim geliyor. Çünkü hayır benim için bir cevap değil artık. Beni görünce, Isparta sokaklarında beni gördüğünüzde bunu anlayın, olur mu? Benim için hayır bir cevap değil. Ablacığım işim var falan filan bir şey söylerseniz tabii ki de olur. Bir bölümün daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.